Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Merkez Kaymakamım, Sayın Ulusal Birlik Partisi temsilcim ve Sayın Yükseköğretim Dış İlişkiler Dairesi Müdürüm, Sayın Rektör Yardımcıları ve Öğretim Elemanları. Azerbaycanlı 11 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi'nin açılışına hoş geldiniz. Sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Yakınlıoğlu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, çok değerli misafirlerimiz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin oluşturulması çerçevesinde bugün 50. sergimizi açıyoruz. Azerbaycan ressamlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde 4. gelişleridir. Yani 4 kez simpozyum yapılmıştı Azerbaycan ressamlarından. Sayın Bakanım, Ağustos ayında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin temel atma töreni yapılmıştır. 10 ay bir süreç geçmiştir. Bu süreç içerisinde isterse Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin mimari yapısı inşası olsun, 20 bin metrekarelik 5 kattan oluşması planlanan müzemizin 3. katına bugün gelmişiz. Ve bu 10 ay içerisinde 10 bine yakın sanat eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üniversitemizde mevcut olan Yakın Doğu Müzesi'nde sergilenmektedir. Ki bekliyoruz müze hazır olsun, o eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne verilecektir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin isterse mimari yapısı olsun, İsterse de gelişme hızı olsun, ister onun ideyası, felsefesi olsun, dünyada benzeri yoktur. Neden yoktur? Dünyada bile müzeler çoktur, sanat müzeleri. Ancak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sadece Türk Cumhuriyet ve topluluklarının, ressamların eserlerinden oluşmaktadır. Dünyada benzer bir müze yoktur. Hatta çok büyük ekonomi gücü olan Türkçü Cumhuriyetler bile bir müzenin açılmasını bugüne kadar düşünemediler. Doğrudur. Türksey bir müze açtı. O müzede çok olsa 300'e yakın eser bugün sergilenmektedir. Bizim bugün müzede ise söylediğim gibi 10 bine yakın eser vardır. Bu da 10 ay içerisinde hazırlanmıştır, oluşturulmuştur. Bildiğiniz üzere Yakın Doğu Üniversitesi Cünsel ailesi eğitim ve sağlık alanında dünya çaplı eserler yapmıştır. Bu eserler Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi hastanasıdır. Neden söylüyorum dünya çaplı eğitim ve sağlık alanında eserler yapmıştır? Bugün Yakın Doğu Üniversitemizde yayınlanan makale sayı 1200 adettir. İndeksli dergilerde, yani Scopus, Verda ve Thomson Reuters çerçevesinde 1200'den fazla makale yazılmıştır. Ve buna göre de Türkiye Cumhuriyeti'nin 214 üniversitesi ve Kıbrıs'ta o tarafla bu tarafla tüm bu üniversiteler içerisinde öğretim üyesine gelen makale sayına göre üniversitemiz 3. sırada yer almıştır. Yakın Doğu Üniversitesi'nin hastanesi de aynı şekildedir. İster mimari yapısı, ister kapasitesi, isterse de donanımı bakımından oldukça önde gelen bir hastanedir. Cünsel ailesi bugün 3. bir kültür sanat alanında yeni bir eser yapır. Bu da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'dir. Ağustos ayından bugüne kadar tüm Türkçü Cumhuriyetlerden 500'den fazla ressam buraya davet olunmuştur.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin oluşturulmasında da fark vardır. Yani müzenin kurucuları buraya gelen doğrudur yöneticisi Kıbrıs'tandır. Yakında üniversitesidir, Cünsel ailesidir. Ancak üniversitede bu müzenin oluşmasına Türkçe dünyasından ressamlar da katılır. Nasıl katılıyorlar? Onlar Kuzey Kıbrıs'a davet olunur. 2 hafta, 10 gün içerisinde bir süresiyle eserler yaparlar ve bu eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne verirler ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de bu ressamların eserlerinden oluşmaktadır. Azerbaycan ressamları hakkında ben Azerbaycan'ı iyi bildiğime göre 26 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Çok güzel bilgim vardır. Dünyanın en büyük aksiyonu bildiğiniz gibi New York'tadır. New York'ta Sotheby aksiyonunda Azerbaycan ressamlarının eserleri en yüksek değere satılmaktadır bugün. Bize çok zaman diyorlar ki Azerbaycan'da ressamlığın yetişmesi, ressamlık sanatının bu yere gelmesinde Rusya ressamlık ekolunun büyük önemi olmuştur. Doğrudur. Olabilir olmuştur. Ancak Rusya sanatçılarının kendileri de diyor ki Azerbaycan ressamlık ekolunun bize daha büyük katkısı olmuştur. İle bu nedenle de 30 yıla yakın bir süreçte Moskva'da Sovyetlerin Ressamlar Birliği'nin başkanı da Azerbaycanlı ressam olmuştur. Ve bugüne kadar Tahir Salahov Rusya Ressamlar Birliği başkanıdır. Bugün buraya 35-40 yaşlı ressamları davet etmişik. 10 ressamımız hepsinin 35-40 yaşı vardır. Ve bunların background'u akademiktir. Yani hepsi Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi'nin mezunlarıdır. Ressamlarımız bir taraftan eğitim, akademi çerçevesinde işleri yapmakla yanaşı, kültür sanat alanında da resim eserleri yapırlar. Azerbaycan ressamlarının diğer ressamlardan da farkı vardır. Elə bugünkü ressamlarında. Nedir? Mesela bir ülkenin ressamları genel olarak realizme odaklanır veyahut natürmürde daha çok odaklanır. Ancak Azerbaycan ressamlarının odaklandığı konular, stiller oldukça geniştir. Bu çok az bulunan bir ülke ressamları içerisinde. Bu 35-40 yaşlı ressamlarımız sadece Azerbaycan'da yaşayan değil. Bugün burada İngiltere'de, Almanya'da ve diğer ülkelerde ikamet etmiş ressamlar da vardır. Bu Azerbaycan asıllı ressamlardır. Ressamlar dünyanın birçoğunun 37 ülkede simpozyuma katılıplardır. Ve birçok sergilerde ödüller almış ressamlardır. Azerbaycan ressamlarının en resim sanatında yaptıkları ve ön plana çıkardıkları renklerin doğru kullanışı, parlak kullanışı renklerin, bakılsa burada da görünür, çok parlak renkler kullanırlar ve onun bir taraftan seçiciliği artır eserin, diğer taraftan da psikoloji etkisi onu seyreden insanlara büyük oluyor. Ve Azerbaycan ressamları burada bir taraftan neo-ekspresyonizm, yani içerisindeki duyguları çok farklı bir stilde yansıtabilmişlerdir. Diğer taraftan avantgard stili, yani modernizmin avantgard stilin burada görme olur eserlerde. Öte yandan da klasik modernizmi de burada bulmak mümkündür. Bir sözle her türlü eserleri burada görmek mümkündür. Yabancı ülkelerde yaşayan bu sanatçılarımızın bazıları o ülkelerden Azerbaycan ressamlık sanatını dünyaya yaymaktadırlar. Bu bazı eserler cep telefonunun kullanmaya benzer. Neden diyorum cep telefonunun kullanmaya benzer? Özellikle neo-ekspresyonizm eserlerinde cep telefonunun imkanları çok. Ancak bazı insanlar bilir o imkanların hepsini, bazıları bilmez. Neo-ekspresyonizm de biraz ona benzer. Biraz dikkatle bakanda her şey görünür. Böyle sati geçende ise
görünmemesi mümkündür. Sayın Bakanım, ben bütün konuşmalarımda Azerbaycan ressamları dedim. Hiç demedim Azeri ressamlar. Nedendirse, biz bunu istedim, dikkatinize çatıram. Nedendirse Azerbaycanlılara çok zaman Azeriler deyirler. Ancak Azerbaycanlılara Azeriler bir ülkede değildir. O da Türkiye'mizdedir. Yani buralarda değiller. Ancak ne üniversitemizin kurucusu Suat Hocam olsun, ne de üniversitemizin rektörü Ümit Hocam olsun, hiçbir defa bana Azeri demezler. Azerbaycanlı diyorlar ve Azerbaycanlılar diyenler. Çünkü dikkatinize çatdırmak isterim, bu da bugün verilmiş, görünür. Azeriler İran'da yaşayan küsur tayfalar olur. 4. yüzyıllıkta. Ve bizim ülkede Türkler yaşayıp ve bunlara Azerbaycan Türkü deyirler. Sonra Azerbaycan Türkü kelimesini Stalin dönemde kaldırıplar. Bir müddet Tatar dediler, hiç ilişkisi olmayan bir halk. Ancak Azerbaycanlılar kendilerini Azerbaycanlı sayır, Azerbaycan Türkleri sayır. Buna göre de çok zaman bize Azeri ressamlar, Azeriler diyen de bir akademik ortamda ne kadar yanlış olduğunu dikkatinize sunmak isterim. Sayın Bakanım, üniversitemiz hakkında, yapılan işler hakkında vaktinizi alıp size bazı bilgiler verdim. Bildiğimiz gibi siz ister geçmiş bakanlık dövründe, ister yeni bakanlık dövründe, isterse de sizinle sohbetlerimize ne kadar eğitime, kültüre, sanata değer verdiğinizi çok güzel biliriz. Ve zaman bulup bugün saat 5'te bile olsa da bizim sergiye gelmenizden dolayı size üniversitemiz adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun ki bizim davetimizi aldınız, kırmadınız bizi, geldiniz. Dikkatinize göre çok sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Azerbaycan sanatçıları adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Anar Hüseyinzade'yi kürsüye davet ediyorum. Çok sağ olun, minnettarım. Hürmetli Bakan, hürmetli Suat Bey ve bütün konakları salamlayıram. Çok sağ olun ki böyle bir büyük bir proyekt yapmışsınız. Ve bu proyektin baş tutmalarında başta olarak Suat Bey'e teşekkür edirik. Fəxrəddin Bey'e, Aysel Xocaya, Rəna Xocaya teşekkürümüzü bildiririk ki bizi dəvət etdiniz və bununla yanaşı bizə gözəl şərait yaratdınız və biz öz yaradıcı işlərimizi ürəklə, səmimiyyətlə işlədik. Həqiqətən də çox qəribədir ki biz çoxlarımız Türkiyədə olmuşuq, Türkiyə Cümhuriyyətində və çoxlarımız bu ilk dəfəyik. Nə qədər məmnun oluruq ki burada da Azərbaycan dili anlanır və çox xoşdur ki daha bir qardaş ölkədə biz yaradıcılığı yapırıq. Aramızda sərhədlər olsa da bizim aramızda mənəvi olaraq heç bir sərhəd yoxdur. Ümid edirəm ki mənim Azərbaycan dilimi hamınız anlayırsınız. Deməli biz ilk gün bura gələndə bizi Kıbrıs'da çox gəzdirdilər. Həqiqətən də gözəl mənzərəsi var. Yaradan öz gözəlliyini burada əsirgəməmiş. İnsanlar da çox gözəldir, çox qonaqpərvərdir. Biz gəzdik və sonra bizə atölyeni göstərdilər. Adətən simpoziumlarda olanda bir çətinlik olur mühitə uyğunlaşmağa. Nəsə yaradıcı hisslər gec gəlir. Burada isə o qədər bir gözəl ab-hava, o gözəl atmosfer var idi ki, biz ürəklə çalışdıq, gözəl əsərlər çəkdik. Heç tələsmədik də, sanki hər şey axıcı oldu və bir də gördük ki, kətanlar tamamlanıb, kətanlar qutarmış və ümid edirəm ki, işlərimizi bəyənəcəksiniz. Bugün rəssamlar adından danışmaq mənim üstümə düşdü, amma mən bu yükü çiğnimə götürüb deyəcəm ki, bizim rəssamlar haradasa 30-40 yaşlar arasındadırlar. Biz özümüzü gənc hesab edirik, amma bir çoxlarımız xarici beynəlxalq müsabiqələrdə, biyanalarda ödüllər qazanmış, fərdi sərgilə etmiş rəssamlarıq və düşünürük, ümid edirik ki, bizim sərgiliniz gələcək muzeyinizi bəzəyəcək və bu muzey həqiqətən də beynəlxalq bir muzey olacaq, Türk dünyasının muzeyi olacaq.
illər boyu, əsrlər boyu yaşayacaq. Nə vaxtsa biz öz övladlarımızı, öz nəvələrimizi muzeyə gətirib gəzdirəcəyik. Və bir də onu demək istərdim ki, mən bir çox türk dövlətlərində olmuşam. Böyük dövlətlər, ərazicə böyük, iqtisadicə böyük. Amma Kıbrıs Respublikası bir qədər ərazicə balaca respublika. Amma nə yaxşı ki, Suat bəy kimi insanlar var, bu dövlətini sevən insanlar var və ümumiyyətlə Kıbrıs özü ilk baxışdan çox potensiallı bir dövlətə oxşayır və ümid edirəm ki, Kıbrıs öz universitetləri ilə, öz mədəni proyektləri ilə bütün dünyanı özünə tanıtdırmağa sövq edəcək və geri gəlmişkən deyərdim ki, biz burada 10 rəssamıq, birimiz isə Əminə xanım, Əminə qızımız, 16 yaşı var. Biz də sanki Türk dövlətləri kimi hamımız 9 nəfər böyük rəssamlar onun yanında. O isə balaca rəssam. Necə ki, böyük Türk dövlətləri yanında Kıbrıs balaca dövlət. Amma Əminə qızımızın potensialı daha böyükdür. Və bu proyekt özü də bir ilkdir ki, bu proyekti ilk olaraq 16 yaşlı rəssam iştirak edir. Minnətdaram sizə, qonaqpərvərliyinizə görə, bizə vaxt ayırıb şərait ayırdığınız görə. Çox sağ olun, minnətdaram. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi de yine konuşmalarını yapmak üzere Azerbaycan sanatçısı Sayın Tahir Alakbarov'u kürsüye davet ediyorum. Ben hamınızı salamlayırım. Hamınız hoş gelmişsiniz. Biz de hoş gelmişiz. yani benden qabaqki rəssam çok güzel danıştı, çok güzel bənzətdim. Ben de öz adımdan size bir daha teşekkür ederim bu sərgini təşkil elədiyinizə görə. Yani bizim özümüz için yeni bir dünyalar açıldı, yeni bir üfüqlər açıldı ve inşallah belə bilirəm ki bu muzeyin bütün Türk dünyasına, bütün rəssamlara büyük bir katkısı olacak, onların yaracılarının daha güzel, yani daha yükseklere kalkması için. Ben bir de bayağı ki söhbətler oldu, yani belki de çocuklar için de bir sergi təşkil eləsiz. Bu da bir təklif bayağıdır. O deyildi, bir çox sözler, yani təkliflər olur. Belki bu da bir o geleceğin yani o dəstəklənməsi için. Bu yani əvvəlcədən planlaşdırılmamışdı böyle bir şey. Sadece ben gələndə dedim ki o da mən kızım da gəlsin buraları görsün, ama buradaki o yaracılıq mühiti ona da təsir elədi və o da bir neçə iş yaptı. İndi sizin yani bakarsınız və belki de bu bir başlangıc ola bilər. Yani küçük yaşta olan çocukların da bir sergilerini yani burada təşkil edin. Şey bilirsiniz, bu kadar. Sağ olun. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Günsel ailesi, çok kıymetli hocalarım, sanatçılarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra Suat Hocam beni bir yere davet ederse çok iyi bir araştırma yapmam lazım. Çünkü sazıyla, sözüyle, resmiyle kendisini bu kadar güzel ifade eden insanların karşısına beni çıkaracağını bilseydim, herhalde bir hafta dersimi çalışırdım. Çünkü bu kadar bu güzelliğin karşısında biz onların karşısına ne koyabiliriz diye düşündüm. Aslında hemen pratik düşündüm. Ben de sizin karşınıza bu kadar güzel Günsel ailesini koyuyorum. Dolayısıyla onun resmini yapınız. Bizim sizin resimleriniz kadar güzel, sizin sazınız kadar güzel, sizin sözünüz kadar güzel. Bizim de insanlarımız var ve Türk dünyasına hizmet etmektedirler. O yüzden Sayın Hocama böyle bir ortam yarattığı için öncelikle teşekkürü bir borç bilirim ve bir alkış rica ediyorum kendisine. Ben resmi severim ama hocam gibi resim hakkında konuşamam. Ben Azeri, Azerbaycan Türkçesini
hasbelkader bundan 30-35 sene önce metinlerini okudum. Şu anda çok dikkatle dinledim her şeyi yakalayabilmek için. Bundan 35 yıl önce sizin Azerbaycan Türkçesinden sınava giren biriydim. Kiril alfabesini bilirim, okur yazarıydım. Benim işim söz ileydi. Eğer burada şiir yazan şairleriniz olsaydı, belki onlara ben de benim özüm Azeriyam, Azeri'nin bülbülüyam diye başlayan mısralarla hitap edebilirdim. Ama benim doğduğum köylerde fırçalar yoktu. O yüzden duygularımı resimlerle resmedemedim. Benim doğduğum köylerde kalemler vardı. O yüzden duygularımı ancak yazabildim. Yıllar geçti üstünden, bu görevlere geldik ve ne mutlu bize ki sizler gibi insanları, duygularını her türlü ifade edebilen sanatçılarla karşılaşabildik. Ve ne mutlu bize ki böyle güzel yatırımcılarımız, böyle güzel insanlar kendi kazançlarını belli bir seviyeye gelince, belli bir olgunluğa gelince bütün dünyadaki kalıcı eserlerin ancak sanatla üretilen duyguların resmedilmesi, yazılması ve gelecek nesillere bırakılması olduğunun farkına varan büyüklerimiz, dostlarımız, yatırımcılarımızla biz de buluştuk. Ve bu buluşmada eminim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı Azerbaycan'a pek gidememiştir. Birçoğu da gidememiştir. Ama Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyanın değişik yerlerinde yaşadıklarını da ifade etmiştir sevgili hocam. Onların duygularının ortak resme dökümü, fırçayla boyaya dökülüşünü nerede olurlarsa olsunlar aslında duyguların renklenip canlandığını ve tüm Türk dünyasını sardığını bizlere böyle gösterebilmişler. Biz de buna şahitlik edeceğiz. Ben böyle bir ortama davet aldığım için ve böyle bir ortamı yaratanlara, bu ortamı da emek edenlere tümünü halkımız adına selamlıyorum. Sizler hoş geldiniz. Sizler de iyi ki yaptınız. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz ama kendisini bırakmıyoruz. Sanatçılarımıza teşekkür belgelerinin de takdim etmesini rica ediyoruz. Teşekkür belgesini almak üzere Sayın Tahir Alakbarov. Sayın Sabir Gasimov. Sayın Anar Hüseyinzade. Teşekkürler. Sayın Tural Moyuyov. Sayın Ramina Sadatkan. Sayın Niyamattin Goyaev. Sayın Emin Askarov. Sayın Torak Hanım Akbayova. Sayın Adil Yusifov. Ve
Emine Alakbarlı. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Azerbaycan Sanatçıları sergisinin açılışını yapmak üzere sizleri sergi kurdelerimizi kesmeye davet etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Merkez Kaymakamım, Sayın Ulusal Birlik Partisi Temsilcim, Sayın Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürüm, sanatçılarımız ve rektör yardımcılarımız. Ən xırda topraqlar belə yığışıb böyük bir sənət əsəri ola bilir. Rəhəb qədəmcəsi. O burada yazıb gün sel. O sanki bu aləmdən gizli bir özünü aləm bulmuş pəncərə kəsin bir ifadə. Görəməz yapraqların bu boşluqlardan. Bu model, bu model. Çağdaş. Bakarken hiç düşünmüyor, dalmalı. Göz darması. Göz darması. Sonra geldim çıkıyor. O ile an olur ki insan düşünüyor ki her şey çok kötü bir situasyonda. O babutsa. Abla senin şeyin yüzün der ki keşke Kıbrıs'ta da olsa. Ben yapmak istediğim böyle grafik tasarım gibi kompozisyon yaptım. Attığını ve onların da hisleri, yürekleri olduğunu ve alevlendiğini göstermek istedim. Jenerasyon farkı bu. Yani geleceği görüyor.